Evet gençler, herkese merhabalar. Bugün Ali abimin yanına geldim. Ali abi sevdiğim bir abim. Onun mağazası var, motosiklet mağazası var. Hatta şöyle konuşayım ki mağazayı da görebilin. Onun mağazasının yanına geldim. Öyle dükkanda neler var neler yok. Ali abi size nasıl yardımcı olabilir? Hangi ürünlerde yardımcı olabilir? Neleri var? Neler yok? Onlardan bahsedeceğim birazcık. Hani reklam diyebilirsiniz. Reklama da girer. Reklama da girebilir ama Ali abi benim sevdiğim bir abim. Onun dükkanını ben çekmek istedim. Çünkü çekilmeyi hak eden bir dükkan. Şimdi oralarda ya içeri bir girelim, içeride konuşuruz neler olup olmadığını. Burada bak böyle büyük adresleri var, güzel güzel. Skutuları var. Böyle dükkanı dışarıdan çekeyim mi? Motodüğüm. Motodüğüm dükkanı. Aklınıza gelebilecek her şey var içeride. Ya böyle bu dükkanı görürseniz hani önünden böyle burada motosiklet dükkanı varmış diye şey yapmayın. Muhakkak buraya girin. Hani bir şey almayacak olsanız bile bu adamı bulun. Beni Emirhan gönderdi deyin. Sonra burada oturun çay için. Yani bir şey almanıza gerek yok burada. Ali abi merhaba. Merhaba. Ne haber abi? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Dedim seni bir pazar sabahı rahatsız edeyim dedim. İyi yapmışsın. Dükkanı dedim. Az kurcalayayım dedim. İyi yaptım. Ali abi de çekeyim böyle. Ali abi bizim seninle 2 sene oldu değil mi? 2-3 sene oldu. Otur abi otur. Evet. Şey, ayakta kalmasın. Senin dükkanıymış gibi takıl Ali abi. Tamam. Rahat ol yani. 2-2,5 sene oldu değil mi? 2,5 sene oldu. O şeyden, o 1000 lira topladı seninle, oradan tanıştık. Evet. Ali abiyle bizim tanışmamız zaten inanılmaz derecesi şey. Hani Ali abi şu takozu nereye takacağım, takozun vidasını takamıyorum deyip adamı gece 12.30'da arıyordum ben, rahatsız ediyordum yani. Ali abi her konuda şey oluyor yani, yardımcı oluyor. Hani burada şey var mesela, Ali abiden bir ürünü aldığınız zaman satış bitmez yani. Değil mi Ali abi? Kesinlikle öyle yani. Hani bir ürün aldın, gitti. Değil yani. Buraya gelen gece 12'de de olsa samimiyetten bizi arıyor artık yani. Öyle abi, öyle olacak ki. Evet. Yani samimi olacak ki müşteri kazanabilesin yani. Evet, senin dükkanı Ali abi zaten... Biz kimseyi zaten müşteri olarak görmediğimiz tabii için önce... burada sıcak bir ortam, güzel bir ortam oluşuyor açıkçası. Duydunuz adamı. Evet. Adamın dibi Ali abi. Ali abi senin dükkanı neler var şimdi? Onları ben bir anlatayım. Ne var ne yok. Şimdi bizde... Her şey var. Daha her şey yani yok. Dükkanımız biraz ufak da bir sergi olarak hani fazla. Ama tabii bunun arkasında büyük bir şey var. Tabii. Neydi senin adresi abi? Portföyümüz geniş. www.motodim.com.tr Motodim onu zaten şuraya yazıyorum ben. Hani bu dükkan sadece şey. Hani gelip burada müşteriye kahve ısmarlamak için. Aynen. Doğru mu anlıyorum abi? Kesinlikle. Geri kalanı her şeyi internet sitesine. Siz diyorsunuz ki internet sitesinde yoksa bile Ali abi bak ben bunu buldum. Bunu istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim hani bizde dükkanda değil yani Türkiye'de bile yoksa yani. Hani bırakın evet. Dükkanı Türkiye'de bile yoksa biz yurt dışından bunu 10 gün içinde en geç 15 gün içinde temin edip bak, arkadaşlarımızla sunuyoruz yani. Artık bak, müşteri demiyorum çünkü burada öyle yani, bir canım, müşteri havası yok yani. Ya buraya ilk gelen ilk 5 dakika müşteri sadece. 5 dakika 10 dakika müşteri. O da işte adını öğreniyorsun. Sonradan iş çok gevşiyor. Arkadaşlar. Bak bu çok güzel bir detay aslında. Hani diyorlar mesela bana da o soru geliyor. Abi bu kaskı Türkiye'de nerede bulabiliriz falan filan diye. Onu bana değil onu Ali abiye soracaksınız. Evet. Ali abi altın üstün olur onu onunla konuşacaksınız artık ne var ne yok diye. Ama zaten hani yurt dışına gerek kalmadan bu adamın dükkanında bir dünya malzeme var yani. Şimdi burada ağırlıklı olarak Dynas, AGV, Arai Kaslar, işte Alpinstar, işte Speedy ondan sonra tüm büyük distribütörlerin zaten bayiliği yani var. Türkiye'de Türkiye'deki en büyük distribütörlerin bayiliği var elimizde. Bayiliğini yapıyoruz. Buradaki tedarik zincirimiz zaten çok hızlı. Türkiye'de giden şeyleri biz bir anda müşteriye... Yani elinde varsa bir günde... Bir saat içinde hemen bu size depomuzdan çekip temin ediyor. Yani arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Yani. Onda zaten hiç sıkıntı yok. Bir o konuda işin, rahat olsun. Evet, işin bir de diğer kısmı var. Hani Türkiye'de de yoksa bu malzeme, yurt dışında yani varsa... Yurt dışında eğer, dediğin gibi her tabii türlü... Tabii buradaki fiyatlardan biraz daha muhakkak farklı. Ama bak şimdi... Oluyor. Fiyatlardan farklı olacak dedi. Yani muhakkak olmalı. Adam çünkü size olmayan bir ürünü getiriyor. Tabii hani size özel. Bu sana özel oluyor. Sen şimdi onu giydiğin zaman, evet, şu sokaktan geçtiğin zaman kimse de olmayacak o. Sen bunlar da almayacak yani mesela. Kerem'in. Yani Kerem'e yapma. Kerem'e de o sürpriz olsun. Sonra toplayacağız Kerem'i size. Evet. Yani sonuçta bunun bir getirme masrafı bir şey falan var. Tabii. Hani emin olun bu adam hani kar yapıyor mu? Yapacak. Muhakkak yapmalı. Ya,
Ya şöyle yalan söyleyeyim, yok abi, hani tabii ki burada kâr marjımız tabii ki olabildiğince düşük ama tabii müşteri %10 gibi artık evet. Öyle söyleyeyim. Yani öyle aman aman bir motosiklet sektörü. Sen o kadar özel bir şey istiyorsan o kadar da ona katlanacak. Aynen. Neyse bunlar zaten dükkanın konuşacak şeyler. Olan şeyler bunlar. Ya, bizim de değil yani. Ya tabii canım o sonuçta yeri belli, şeyi belli yani. Ben abi senin dükkanı çok seviyorum çünkü niye her şey böyle elimin altında? Motosiklet var benim elimin altında. Mesela ben bir motosiklet mağazasına giderim, kıyafet mağazasına. Motosiklet bir tane olur, o da şey olur böyle, vitrin olur. Ama ben senin şimdi dükkanına bir geliyorum abi. Dükkanına baksana abi, adamın dükkanında ZX-10 var. Kaç model abi bu? Bu 2016. 2016 model. Bunu ben şimdi falanca bir dükkana gitsem, motosiklet mağazasına göremem. Çeşitli göremezsin. Çeşitli sadece göremem. Sadece Kawasaki'yi görürsün. Aynen öyle bak, burada R1 M miydi bu? R1 M var abi. R1 M'i ben fuarda göremedim ya. Yok. Niye? Kalabalıktan fuarda ben R1 M'i göremedim yani. Daha bunlar bir şey değil yani. Adam burada var ya. Bir dünya motoru var. Hani motosiklet aksesuarları var ama. Abi baksana. İkinci elde kuvvetli. İkinci elde yani. Evet. Bu arada Ali abi şey de yapıyor. İkinci elde de kuvvetli. Şu motorları bir çekeyim. Bak adam burada binalar var bir tane. Yanıyor. Bilal abi bunların hiçbirisi standart değil değil mi çoğu? Hani yok, standardın üstünde. Standardın üstünde biz şimdi yani farklı olmak mesela, istiyorsanız. Burada mesela sıfır motosiklet satışı da yapıyoruz. Getirtiyoruz mesela arkadaşımıza veriyoruz. Scooter da olsun hani binarar da istese bizde tedarik zinciri hani çok geniş olduğu için mesela bayilerden alacağı fiyata biz de bayilerimizden hani alıp yani, bayiler... Ama arada sen alıyorsun işte abi. Arada bir hani bak bende şey vardır. Ben şimdi falanca bir mağazadan Ali abiden işte atıyorum 100 lira daha ucuzunu bulurum. Evet. Ama ben Ali abiden alırım. Çünkü niye? Yarın bir gün başım ağrı zaman işte bir şey olmaz zaman Ali abi biz diyebiliriz. Yani Ali abi arkasında olayım. Evet. Sen şimdi büyük bir mağazadan aldığın zaman ona ulaşacaksın da edeceksin de ona göndereceksin de falan filan yani sıkıntı yani. Biz de şimdi onlara sizin kurduğunuz presten daha çok tabii ki yani, tabii. Pres yapıyoruz. Farklı presler oluyor. Yani benim birlikte arada, çalışıyoruz. Aramız sonuçta adam oluyoruz. Biz mesela hani sıfırda motora alıp versek arkadaşlarımıza biz bir de bunu doldurmak istese mesela egzozuydu işte camıydı. Aklına gelebilecek her şey. Koltuğunun desenine varana kadar değiştirip de hani arkadaşlarımıza sunuyoruz hiç. Büyük, çok farklı şeyler yapıyoruz. Büyük bir hizmet. Ya senin şey var mesela. Mesela şurada bir araltımız var. Bunu Türkiye'de bir tane yapacağız şu anda. Yani daha iyisi bundan yok bize. Bak Ala bana dedi ki bu araltı biz dolduracağız dedi. Abi dedim daha neyini dolduracaksın dedim. Yok daha bunun bak manet koruması var. Şimdi benim gördüklerim, benim amatör olarak bir gördüklerim. Bak manet koruma var burada. Burada gidon amortisörü var. Bu araltı herhalde olmazsa olmaz olmak zorunda. Evet, amortisör ayar şeyleri var. Tank pedi değişik. Stomp gripleri var, koruma takozu var, önce. GP racing'i var. Bir de bu gördüğünüz her şey Alabi'de mevcut yani. Tabi Rizoma ayak, ayak seti var. Falan. Bu egzoz? Giannelli'nin bu da. Güzel mi? Full komple sistemdir, güzel egzoz. Evet. Çok eski, yani çok şu eski anda bir markadır. Bu adam Aralti'yi dolduracağım diyor. Hani bak bu adam dolduracağım diyor. Tabii şu an Aralti dolu bence yani. Tabii daha iyi. Benim için bir kullanıcıya göre dolu yani. Yok bu şu anda boş hali bu. Biz vallahi, buna aşağı yukarı üstüne bir 15 beygir falan daha ekleyeceğiz. O derece. Tabii. Performans parçaları var. Şurada göstereyim mesela. Bak burada da şey mesela bunlar. Tabii performans parçaları geldi mesela. Pahalı. Hangi bunun mu? İşte tabii onu. Burada mesela. Ha, Dino Factory. Bunlar tabii sen takıyorsun sonra bir de dynio çıkıyor değil mi? Ayar mayar. Daha yarısı geldi. Yarısı işte shift'ini falan yarısı geldi bekliyorum. Zaman. Bir de Rizoma aynaları falan var mesela. Rizoma ürünleri de getirdim. Rizoma ürünlerine pek buradaki tedarik zinciri kötü Türkiye'deki. Abi şey yok mesela bak şimdi sana şöyle diyeyim ben. Benim zaten onu seninle konuşacağız. MT-09'a quick shifter takma muhabbeti var. Şimdi takacağım ama onda da çok teker yaparsın adamı. Ya işte yani. Abi şimdi yapacağız da. Zaten düzeltmiyorsun. Hayır. Şimdi şey diyeceğim ben sana. Quick shifter takacağım da yok abi adam yok. Hani onlar alacağın bizim, yer yok yani. Onlar bizim işimiz. Anladın mı? İşte onu diyorum ben sana. Hani o yüzden sensin yani. O yüzden Ali abi yani. Bizim işimiz yani. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Yani buradaki olaylar bir de Ali abi bunlar zaten senin ikinci el. Şeyin, bunlar ikinci el. İkinci elde de iddialısın. Evet. İkinci elde de Türkiye'de bizden daha temiz. Yani Ali abi şeydir mesela. Şöyle diyeyim ben size. Ben nasıl temiz motor arıyorsam, nasıl temiz motor almak istiyorsam bu adam da öyledir yani. Kullanıcı sonuçta kötü mal satmak istemez. Yok bizde lokal boya daha iyi yok. Başını arayacak son ileride. Hani bu tamamıyla şey olarak düşün yani. Satıcı olarak bakmayın. Olaya alıcı olarak bakın yani tamamen. Yani siz nasıl düşünüyorsanız bu adam da size motosiklet satarken öyle düşünüyor. Evet. Ben şu motora hasta oldum hala. Ben bunu çünkü bu işi hani ben 20 yıldır motosiklet kullandığım için hani ben nasıl almak istiyorsam kendime motosikleti
Ben müşterime de o şekilde sunarım. Yani, kesinlikle hani farklı bir şekilde. Sen nasıl bir şey bilmek istiyorsan. Aynen. Kesinlikle başka türlü bir motor sunmam yani. Öyle söyleyeyim size. Yani olması gerekiyor ama orada ters ışık oluyor. Onun da şeye var da. KTM'de bu çok özeldir. 2012 modeldir. 7000 kilometrede. Bunu ben gördüm ama motor hasta oldum zaten. FM egzozudur komple falan. Bu çok güzel bir 690. SMG-R. Bu orijinal süper motor. Bunun her şeyi ben... Bunu mesela ben şey sanıyordum. Doldurmuşa falan sanıyordum Ali abi. Hayır, orijinal. Bunlar şeymiş. Hep bunlar orijinal bak. Bu amortisör orijinal, jantlar orijinal. Hani hiç orijinal gibi durmuyor. Modifiye edilmiş gibi makine yani. Yok değil. Tamamen bu şekilde yani. Vallahi ben hani bir şey diyeyim mi? Ben hasta oldum bu makine yani. Ne kadar şimdi bunun, ne kadar istiyor sahibi? 35 bin TL istiyor. 35 bin. Ama makine yani. Bu var ya 1, 2, 3, 4 gazla teker, 5, 6 debriyajla böyle değil mi? Hani bu cinayet ya, bunu al oynayan yani sokakta. Yani benim gerçekten düzenli bir ilişkim olmasa bunu düzenli bir ilişki yaşamak isterdim yani. Cinayet bir makine ya. Çok hani, güzel. Gerçekten bunlar şeyde var mı senin? Tarzı farklı, her şeyi farklı. Şey bir fotoğrafları senin nerede var? Girip baksın arkadaşlar. Motodium.com.tr'da fotoğraflarına var. İlanları var değil mi? İlanlarımız zaten sitemizde var, Motodium.com.tr'da. Orada var yani. Merak ediyorsanız oradan. İkinci elini de oradan takip edebilirler. Hani sıfır ürünleri de. Her şeyi takip edebilirleri mümkün. Ya sen orayı biraz sosyal medya gibi kullanıyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani ben orada etkinlik yani. Mesela biz arkadaşlarla pazar günleri aynen. Bazen mesela gazlamaya falan çıkıyoruz. Oraya yazıyoruz. Tabii. Etkinlik diyoruz işte. Şöyle aynen. Bir etkinliğimiz var. Herkes bak, misafirimizdir diyoruz. Onu hiçbir mağaza yapmaz. Şey yapmaz yani. Aman gelmesin der yani. Ali abi yapıyor. Şey diyecektim. Ben ne diyeceğimi unuttum. Şey peki, şimdi bu insanlar sesini falan merak edecek bunların. Hani ediyordun muhakkak. Tüm mesela evet, böyle bir motordaki egzoz sesi. YouTube'da mesela senin... YouTube kanalımız var. YouTube kanalında bunları da görebileceksiniz Ali abi. Dinleyebilirsiniz. Mesela herkes egzoz taktık. Yani senin i̇nsanlar, burada her taktığın egzozları hepsini... Aynen zaten koyuyor gör yani insanlar... Özellikle şey olsun. Yani diyor ki bunun sesi acaba bunu taksam ne olur bu motora diye bakıyorum. Merak ediyor sana öyle soruyor. Ben oraya atıyorum ki yani insanlar oradan takip etsin. Anlaşılıyor. Dinlesin nasıl bir şeymiş, neymiş. Çok güzel bir de çekim yapıyorum ki ses olarak. Anlaşılsın. Yani. Bir de zaten bu adam çok güzel çekim yapıyor. Profesyonel makine çekim yapıyor. Evet. O sesin iki katı daha iyisini duyuyorsun realde yani. Çok hani güzel. Şey yok yani. Birebir sesi duyabilirler. Birebirden biraz daha iyisini realde duyacak yani. Aynen duyarlar. Orada izlediğin ses orada çok bir tık altı olur. Orada ben çok dikkat ediyorum. Çünkü daha önce mesela dinlediğim YouTube programlarında mesela şöyle söyleyeyim. Egzoz sesleri kulağıma pek böyle şey... Cızırtılı geliyor değil mi? Cızırtılı değil de böyle ne diyorlar? Gerçeği yansıtmıyor. Aynı gerçeği yansıtmıyor. Gerçeği yansıtmıyor. Öyle bir ses dinliyordum mesela. Bak Ali abi çok yakışıklı ben, çıkıyorsun. Ben bunu şu anda... Vallahi bak. Allah harbi yakışıklısın. Yani, çok... Var ya sana bir şey diyeyim mi? Sen bu motoru... Ali abi ona, sen bir krallık yap al bunu. Ona çok dikkat ediyorum o yüzden. Yani. Hani çok profesyonel makineyle çekiyorum ki birebir ses dinleyebilsin arkadaşlar. Ya sonuçta adam pişman olmasın yani aldığı zaman. Lan bu böyleydi biz aldık da böyle çıkmıyordu. Demez lan öyle biz bunu taktık ama bu daha iyi çıkıyor sesi der. Evet kesinlikle. Yani internettekinden daha iyi gözüküyor evet, sesi. Kesinlikle. Yo ben zaten hani onun istediği sesi zaten ben hani soruyorum. Biliyorsun artık abi. Nasıl bir şey istiyorsunuz diyorum. Siz nasıl bir ses istiyorsunuz? Anlıyorsun mesela. Motorcunun halini anlıyorsun yani. Düşük devirlerde mi ses istiyorsunuz? Yüksek devirlerde mi ses istiyorsunuz? Ben ona göre zaten egzoz sunuyorum yani. Egzoz sunuyorum derken egzozor ne var? Bak var, adamın burada işte. Şeyleri var. Tiger'ın burada, zaten ana bayiyiz. İstanbul'da Tiger var. Bak burada adam Akrapovic'leri var. Akrapovic var elimizde getirince. Tüm modellerin Tiger'ları değil mi? Evet, depomuzda da çok ürünlerim var yani. Bunlar sadece Michelin ürünleri zaten. Var, burada bak burada Buff'lar var. Yani ya yedek parça, ya demeyelim mi? Yedek parça. Yedek parça, yani, her konuda. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Mesela ben elimden tutun da gelmiyor benim. Evet. Öyle diyeyim ben sana. Bakayım bir dakika. Ters ışık oluyor. Biz böyle dönmemiz lazım. Şuradan dışarıdan yansıyor ya. Şimdi mesela benim elimden gelmiyor. Ben senden yağ aldım. Evet. Veya fren baltası aldım. Evet. Ne yapacağız abi? Nasıl çözülür o şey? Gelirsiniz buraya. Yani, sen çay yapıyorsun burada. Çayımız var, kahvemiz ben var. Ben çay içerken... Onlar hallediyor zaten. Şey oluyor mesela bazı yerlerde şey var. Götürürsün motoru sen yukarıda beklederler. Yok bizde öyle bir şey yok. Aksine buradan... sen bana diyorsun ki takım getir Emre. Aynen öyle. Değil mi? Kesinlikle. İşte bak o konuda da adam yardımcı oluyor. Egzoz aldım veya yağ aldım, bir şey aldım. Tabii her burada yardımcı. Ben burada, ufak tefek işlerimiz. Ufak tefek yani öyle motor indirme yok. Hariç. Yok o kadar. Hani motor indirme, sekman atma, egzantrik değiştirme hariç. İşte egzoz takma olur. Fren malzası değişimi olur. Yağ değişimiydi. Bu motor sıkıntı şey yok. Kıslaması yok tabii. Yok bunları böyle ufak tefek yapıyoruz tabii. Scooter'ın binarı olur. İşte espinör olur. Her şeyi.
egzozunu değiştirmesi, yağ, cartı, cürtü diye var yani. Ya ama bu adam dükkanı yok ya, vallahi bak hani. Evet. İnsanın buraya gelesi... Yerimiz ufak ama yani... Elinden gelen büyük işte. Yapıyoruz yani. Elimden. Burada bir Agusta var. Bu da satıldı değil mi Ali abi? O da satıldı, evet. O da bir kardeşimizin burada yakın. Şeyin, bu hala onda mı? Dediğim gibi, siz aklınıza takılan bir şey olursa bana sorun. Veya direkt Ali abi arayın. Evet. Adam yani size şöyle diyeyim ben, hani derler ya bazı işte, beni Emirhan gönderdi deyin. Demeyin. Çünkü zaten... Yo arayın, hiç sıkıntı. Direkt arayın. Zaten bu adam, yani ben beni deseniz de direkt aranızda hiçbir değişiklik olmayacak. Adam size aynı cevapları verecek. Ala bir direkt arayın, hiç çekinmeyin, işte abi şu var mı, bu var mı, o var mı diye muhakkak sorabilirsiniz. Veya bana da sorabilirsiniz, ben Ala Bey derim, abi derim, hani böyle böyle derim. Veya çekmemi istediğiniz, incelememi istediğiniz bir şey varsa onu da çekeriz, onu da her türlü yaparız. Tabii tabii, yani hani mesela burada olmayan, elimizde olmayan bir motordur veya ne bileyim işte bir şeyini görmek istiyorsun, gider onu dinlemek istiyor, yani bir alo deriz, buraya gelir, muhakkak, yani hiç sıkıntı yok yani. Bizde Ala abinin dükkanı gerçekten çok değişik bir, çok çeşitli. Burada samimi bir hava vardır, hiç böyle mağazacılık gibi düşünmeyelim. Yani buraya gelirler bir şey ama onu değil. Yok canım, adam gelsin çayın içsin. Ya bak mesela şeref de var, adam geliyor, çoğu yerde mesela girip motora bakamıyor. Ya şey oluyor mesela, adam mağazada bir motor görüyor. Evet. Motor böyle aşık olan arkadaşlar. Evet. Adam gelip merak ediyor, diyemiyor mesela. Abi bunun bir sesini dinleyin. Öyle hastalar var. Bak bu adama gelin, atıyorum ne var burada mesela, bin lira var. Abi ben bu motorun sesini merak ediyorum. Exhaust'ın sesini merak ediyorum. Bir ben bunu bir dinleyebilir miyim dedikleri zaman. Yağmur sen, yağmadığı sürece. Bak yağmur kar olmadığı sürece. Hava güzel olduğu sürece. Adam sizin motoru kapıya çıkartır, marşı basar, o sesi size dinlettirir. Yani bunu, bu imkan da hizmetle kimse size yapmaz yani. Evet, hizmette son nokta. Ya bizde şey yok yani. Yani hani yok, gerçekten hani şöyle yapmayız. Ben bu Ala abinin videosunu reklam olsun diye çekmiyorum. Hani sırf Ala abimi sevdiğim için. Çünkü hani hak ediyor yani. Bu adam bu ilgiyi, yani bu şeyi sen hak ediyorsun abi. Sakın şey yapma, yanlış anlama. Sağ olun, teşekkür ederim kardeşim. Sana böyle bir şey yapmak zorundaydık yani. Sağ olun. Daha zaten Ala abiyle bol bol video çekeceğiz. Biz bol bol şey yaparız. Böyle egzoz takarsın, işte bir ayna takarsın. Mesela ayna montajı videosu çekeriz seninle. Evet. Egzoz montajı videosu çekeriz. Birçok şey yaparız. Evet. Var mı demek istediğim şeyler? Tabii tabii. Yok, hiç sıkıntı yok. Murat'cığım hoş geldin. Müşteri mi yazıyorsun? Egzoz mu satıyorsun? Yok, bizde müşteri yok. Abi merhaba. Şimdi abi. Ya sen nasılsın? Naber, nasılsın? Öyle yani. Bir şey yok herhalde. Kapatıyorum. Yok, bir şey yok. Ne? Sık sık video gelecek zaten. Bekliyoruz. Sonra... Herkesi bekleriz çaya, çorbaya, yani karnoloji, yemeğe. Fazla bir şey anlatmaya gerek işte. Buraya gelin, görün. Zaten siz o kaliteyi hissedeceksiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.